Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek hamurla iki ayrı mantı tarifi paylaşacağım. Şimdi başlıyoruz tarifimize. Kase un aldım. Unumun şöyle orta kısmını havuç haline getiriyorum. Her iki kase için bir adet yumurta kullanacağım. Şimdi iki adet yumurta kırıyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuzum var. Tuzumu da ekliyorum. Suyla birlikte yoğurmaya başlıyorum. Mantı hamurumuzun özelliği diğer hamurlara oranla daha sert bir hamur olacak. O yüzden suyunu dikkatli bir şekilde koyuyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuzu göstereyim size. Gayet sert bir hamur. Çünkü hamur beze olduktan sonra yavaş yavaş yumuşuyor, kendini salıyor. İki ayrı mantı hamuru demiştim. Her bir mantı hamuru için bir adet soğan kullanacağım. Soğanımı bu şekilde doğrayacağım. Evet, iki ayrı iç harcı demiştim. İç harcımızın iki adet soğanını doğradım. Şimdi doğrayıcıdan çekeceğim. Soğanımızı doğrayıcıda doğradık. Yarısını tavaya aldım. Bunu 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Bunu şimdi kavuracağım. Diğer soğanımı da bıraktım. Bunu da kıymalı harcım için kullanacağım. Kıymamın üzerine soğanımı ilave ettim. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bütün harcımı yoğuruyorum. Kavurduğum soğanımı bir tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı salça koymuştum. Yarım tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum. Üç tane patates haşlamıştım. Patatesimi, soğanımı ilave ediyorum. Patatesli harcımızı iyice karıştırıyoruz. Harcımızı hazırlayıp bırakıyoruz. Hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Bezelerimizi açmaya başladık. Önce merdane yardımıyla
biraz genişletiyorum. Sonra oklavayla büyüteceğim. Evet, hamurumuzu incelttik. Şöyle göstereyim. Şöyle bir bardak yardımıyla kesiyoruz. Kestiğimiz mant hamurlarımızın içerisine patates de içimizden koyuyorum. Şekilde kapatıyorum. İkiye katlıyorum. Patatesli mantı da diyen var. Hingel diyen de var buna. Bu şekilde yarım el şeklinde de kapatıp bırakabilirsiniz. Bu şekilde de olur. Benim yaptığım gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. İki şekilde de çok lezzetli oluyor zaten mantımız. Bir beze hamurdan bu kadar patatesli hingelimiz çıktı. Bir de şunlar oldu. Ben bunu şoklayacağım ve dondurucu kablarıyla dondurucuda muhafaza edeceğim. İstediğim zaman çıkartıp haşlayacağım. Arkadaşlar, hingelimizi bu şekilde hazırladık. Eğer dondurucuya koyacaksanız, dondurucuda muhafaza edecekseniz bu şekilde bir şokluyorum. Sonra dondurucu kablarını alıp uzun süre dondurucuda saklayabiliyorum. Hingellerimi de aynı şekilde şokladım. Bunları da yine saklama kabıyla dondurucuda muhafaza ediyorum. Taze tüketmek istediğiniz zaman da hemen haşlayabilirsiniz. İkinci bezemizi açmaya başladık. Hani diğer işlemi yapıyoruz. Diğer hamurumuza yaptığımız işlemi yapıyoruz. İkinci bezemizi de açtık. Şimdi rulet yardımıyla mantı hamurumuzu kesiyoruz. Ruletimizle hamurumuzu kesiyoruz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutarak yeni tariflerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Ruletle kesmek daha pratik oluyor.
Bu şekilde şokladığım mantılarımı, tüketeceklerimi hemen tüketiyorum haşlayıp. Tüketmediklerimi de bu şekilde saklama kablarına koyuyorum. Buzluğa atıyorum. İstediğim zaman çıkartıp haşlayıp servis ediyorum. Kaynayan suyuma yaptığım mantıları bırakıyorum. Mantılar suyun üzerine çıktığı anda haşlanmış demektir. Bu şekilde haşlanıp suyun üzerine çıkan mantılarımı tabağıma alıyorum. Bu şekilde mantımızı yoğurtladık. Üzerine de sosunu ilave ediyorum. Bu şekilde servisi hazır. Şimdiden yapacak olanlara, deneyecek olanlara afiyet şifa olsun.